Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir of okulans bölümüyle ligin 6. günüyle beraber sizinleyim. Arkadaşlar 6. ve 7. gün artık final niteliğinde olacak. Gerçekten çok önemli savaşlar var. Bunları yapmamız gerekiyor. Hemen son durumumuza bir bakalım. Şu an 5'te 5 çekmiş durumdayız arkadaşlar. Altıncı günün savaşını yapmaktayız gerçekten zorlu bir sezon geçiyor şu an birinci sırada olsak da gördüğünüz gibi bugün ikinci sırayla yapıyoruz yarın da üçüncü sırayla yapıyoruz ikinci ve üçüncü sıranın arasında iki yıldız fark var yani bu iki günün bir günü kesin kazanmamız lazım arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 40-50 yıldıza yakın farkımız var ama bir günü de kesin kazanalım ki yıldız sayımız fazla düşük olmasın ve genel olarak bence garanti çıktığımızı düşünüyorum ama gene de ipin ucunu bırakmamak lazım. Arkadaşlar sesteki arkadaşlar da hoş geldin diyelim. Abi hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Şimdi bugün saçmalıklarla dolu bir savaş serisi gene bizi bekliyor. Gerçekten farklı bir ordu hazırladım. Hani görünce abi bu ordu ne ya iş yapar mı diyeceksiniz ama yapacak emin olabilirsiniz. Elimden geldiği kadar iş yaptırmaya çalışacağım. Hemen savaş esnasına geçmeden önce arkadaşlar mutlaka videoya like atmayı biz yeni tanıyan dostlar da kanala abone olarak günlük olarak klişe okulan içerikleri izleyebilir. Benim genel mantığım nedir biliyor musun abi? Ben genelde her zaman için daha farklı ordu izletmeyi seviyorum aslında izleyicilere. Ondan dolayı ordu mayalamayı düşünüyorum. Ve bugün de farklı bir orduyla sizinleyim. Şu an 15. sıraya baktım. Abi rakibim biraz easy'di işin açıkçası. Burada hemen abi geldim Asi ile konuştum. Asi ben seni karşına alayım tamam abi dedi. Ben de seni karşına alırsam rahat bir şekilde 3 yıldız alırım orada dedi. Ben de dedim tamam Asi'nin yükünü azaltalım. Ben Asin'in rakibini alayım. O şekilde girelim. Şimdi güzel bir belediye binası 14 köy karşımda. Peki burada ne yapacaksın abi? Ne saldırısı yapmayı planlıyorsun? Abicim burada cehennem ejderi saldırısı yapacağım. Biliyorum bazılarınıza garip gelecek ama abicim ben iş yapacağını düşünüyorum. Gördüğünüz noktada abi şu alt kısımdan girmeyi planlıyorum. Kraliçeyi şu noktadan yürüteceğiz. Kraliçe yukarı doğru giderken biz de Allah ne verdi yardıracağız abi orta kısımdan gireceğiz. Belediyeyi de zeplinle balonla almayı planlıyorum. Aksi durum olmadığı takdirde rahat bir şekilde 3 yıldız bekliyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. Saldırı esnasında bunları yaşayarak öğrenmemiz lazım. Hemen ordumuza tekrar bir göz atmış olalım. <laughs> en önemlisi de ne biliyor musun abi? 4 tane iskelet büyüsü aldım. Ne diyorsunuz? Abi 4 iskelet büyüsüyle ne iş yapacaksın diyeceksiniz. Abicim yaptırmaya çalışacağım. Gerçekten iskelet büyüsünü bak iskelet büyüsünü pek kullanan birisi olmayarak Abi işim biraz zorlaşsın ki savaşın içindeki var ya heyecanı yakalamak istiyorum. O bana haz veriyor aslında. Tamam 3 yıldız almak önemli ama savaşın içerisindeki ya e, hazı yakalamak önemli abi benim için. Vallahi ordu size göre saçma gelebilir ama savaş esnasında bakalım ne gibi sonuçlar çıkartacak. O önemli benim için. Hemen savaş durumuna geçtim. Bu arada koruyucum karadaydı. Gözümden kaçmadı değil. Onu hemen şöyle bir havaya çekmek istiyorum abi. Hemen başlayacağım kısımda şöyle geliyorum. Bir balon, bir cehennem ejderi şuradan atıyorum. Buraya gitsin. Kraliçemi geldim, şu noktadan attım abi. Kraliçem de biraz temizlik yapsın. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Şimdi, kraliçem yukarı doğru çıkması lazım, güzel. Bir tık daha bekliyorum kraliçeyi. Artık şuradan barbar kralını da sallayabilirim. Hemen abi şuradan balon, şöyle balonlarım, ejder binicilerim, cehennem ejderlerim içeriye doğru giriyorum. Buradan koruyucumu attım. Bir tık bekliyorum koruyucuyu ve şuradan abi koruyucu olarak yeteneğine basıyorum. Artık zeplinimiz de içeri girsin istiyorum. Kraliçe sol taraftan gitmesi lazım. Çok saçma şekilde gitmemiş. Abi şuradan bir dakika. Balonumu hemen atıyorum bu arada. Balonu attık. Balbakar'ın yeteneğine basıyorum. Abi Belit lan ulan geç attık dondurmayı neyse. Şurada bir arkadaşlar şifa kullanacağım. Ejder bilincinin şifanın içerisine girmesi lazım ama şu tarafa kaymış. Ulan ne işiniz var orada? Bu arada iskeletleri atmayı unuttum ya. Normalde arna noktaya iskelet atmam lazımdı. Planlamam o şekildeydi. Şuradan atalım abi bunları da. Şu ikisi arasına bir dondurma atmak istiyorum. O kısmı koruyalım. Ve abi şu nokta şampiyonu biraz sona beklettim. Şuradan şampiyonu salabilirim. Bir tık bekliyorum ve şuraya bir iskelet daha atacağım abi. Abi şurada zehri tepesine bırakıyorum şampiyonun. Benim şampiyonu gördüğünü görüyorum. Abicim şurada hemen yeteneğine bastım. Hızlı şekilde orayı bitirelim. Abicim iskeletleri yetiştiremedim biliyor musun? İskeletler yetişti. Rahat bir şekilde üçlük geliyordu. Neyse arkadaşlar iki tane dondurma elimde kaldı. Biraz üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Abicim iskeletleri yerinde alsaydık bence üçlü biliyor musun? <laughs> bu orduyla bu kadar gelmesi bile bence enteresan ne diyorsun? Eline sağlık abi. Değişik orduyla değişik bir kombinasyon. Ya şimdi şöyle bir şey var. gerçekten bak bildiğim orduyla girersem rahat bir şekilde düşük geliyor. Ben biraz orduları denemeyi seviyorum. Tabii ki bu denemeler ligde yapılmaması lazım. Siz yapmayın arkadaşlar ama kesinlikle evde denemeyin derler ya. Öyle bir şey arkadaşlar kesinlikle denemeyin. Ben sadece ordunun gücünü sağlam rakiplerde ve sizleri izletmek adına ligde göstermek <gülüyor> istedim. <gülüyor> Umarım... Yenetim biraz seviyeli bir şey olsaydı. Ya şöyle bir şey, ben atmak istediğim yerler biraz farklıydı ama emülatörde gerçekten orduyu takip etmek biraz zor olduğu için o şekilde bıraktım. Ama yapacak bir şey yok, gene de güzel savaştı. Yani ordunun farklı olması her zaman için benim için iyidir diyorum arkadaşlar. Dilerseniz hemen sıradaki savaşlarımızla devam edelim. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet dostlar, nefer hesabını an itibariyle geçmiş bulunuyoruz. Şimdi bu hesaptan neler yapacağız ve ligin genel durumuna bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten şu an 6. günde arkadaşlar tam takır 6 günü de artık bugünü de kazanacaklarından eminim. Rakipler easy geldi. 6'da 6 çektiklerini görüyorum. Hemen şöyle bir sezon bilgisinden son durumuza bakalım. Şimdi 6. günde biterse abi ortalama 2. ile aralarında tam 100 fark var abi. 100 yıldız fark var. Yani bu saatten sonra savaş yapmasalar bile Gruptan çıktılar abi. Elinize emeğinize sağlık Kıyas'cığım. Vallahi efsane derecede ilerlemişsiniz. Klandaki dostlarım da eline emeğine sağlık diyorum. Çok güzel savaşlar çıkarmışsınız abi. Şimdi şöyle bir geldim durumda. Nefer hesabının karşısını almışlar. Ben de arkadaşlar alt yere saldırmak yerine bakıyorum belediye binası onlar var. Buralara saldırmak istemedim ve geldim burada. Kıyas'cığım senin karşını ben alayım dedim. Beşinci sıraya hemen işaretimi koydum. Kıyas sen nereye saldıracaksın? Kıyas. Vallahi bilmiyorum ki. Ee, nereye? Bak. Bana en son nereye kalırsa soruya saldırırsın. Aynen. Şöyle bir şey yapalım. Ben senin karşına alacağım. Sen zaten belediye binası 13'tün. İstersen evet. oğlum bak gidin. Gerçi biri işaretlemiş. O işaretlemiş. Aynen. Sen en sona bekle abi hakkını. Yani gire, girmeyen falan olur. Veya boş yer olur. Oraya saldırırsın abi. Aynen. Ben 5. sıraya bir göz atmak istiyorum. Bir yorumlayalım beraber. Ona yönelik saldırımı yapacağım. Evet şöyle güzel bir belediye binası 11'de abi. Bakıyorum köyün içerisine. Abi ben rahat bir şekilde alabileceğimi düşünüyorum aslında. Genel mantık şudur. Kraliçe buradan olduğu için kraliçeyi kendi kraliçemi buradan sokacağım arkadaşlar. Biliyorum iki tane eksiye görecek biraz zorlanacak ama elimde iki tane öfkeyle beraber gireceğim. Burayı hızlı şekilde alabilmek için. Elimde iki tane duvar yıkıcı var mı diye baktım. Bir tane varmış. Gönül isterdi ki bir tane de alalım ama diğerini atarsam şu köşeyi yıkar diye almadım muhtemelen. Bakalım kraliçe şurayı dağıtsın arkadaşlar. Allah kerim geri kalanı da bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Var mı abi Sizinle ekleyeceğiniz bir şey? O, oğlum mantıklı rakip İzlemedeyiz abi. Rakip klan kalesi boşmuş Arkadaşlar şu an yeni fark ettim bak Düzene bakmadığım için fark etmedim Ama ondan dolayı Hemen geliyorum klan kalesini Madem boş bırakmış diye abi Kendi klan kalemden zehiri siliyorum Abi ben bu zehirin yerine de Bir adet dondurma alırım Bununla beraber daha güzel olacak Hemen onu aldığım yerde Duvar yıkıcım var mı diye baktım yokmuş tamam Sıkıntı yok abi Hemen zehirim gelsin arkadaşlar o şekilde girelim diyeceğim ama hiç de beklemek istemiyorum. Abi altı taşı burada hemen dondurmaya verelim ve şu an ordum hazır gelin beraber girelim. Abicim neredeydi? 5. sıra. Hemen başlayalım. Bu arada saldırı mı yapılmış? Ben mi öyle gördüm? Ulan dur yanlış yere tıkladık arkadaşlar. <laughs> Bir an heyecana geldik tamam. Evet şu an 5. sıraya geldik arkadaşlar. Hemen bu şekilde girebiliriz. Abi dondurmamı da aldım. Klan kalesinin boş olduğunu gördüm yerde hemen zehiri sildim. Onun yerine de bir dondurmayı yapıştırdım. Şu an içeri girebilecek durumdayız ve savaş moduna geçiyoruz arkadaşlar. Şansımız bol olsun. Hemen şuradan bir bebe Şuradan bir bebe atmak istiyorum. Kraliçemi aldım. Şuradan kraliçeyi bırakabilirim. Bir dondurma atıyorum. Hemen tuzak kontrolü sağlasın. Arkadan şifaları dayadım abi. Hemen orduyu bekliyorum. Şu köşeyi kırmaya çalışacağım. Kraliçe biraz aşağı doğru gelsin. Hadi Kraliçe iki tane öfkem var. Yetecektir. Kırılçıyı aşağı bekliyoruz. O muhtemelen biraz yukarıda gezecek mi? Gezme be abi. Aşağı doğru gel. Aha da X yayının biri gördü. Sıkıntı çekmiyor ufak ufak başladı. Alta doğru gel kraliçe. Yukarı çıktı. Ulan aşağı gel lan vicdansız. Aşağı gel. Mecbur duvarı yıkıyorum arkadaşlar. Duvarı yıktık. X yayı gördü an şöyle. Abi hemen öfkeyi kullandım. İki tane X yayına dayanamaz. Biliyorum bunu. Şuradan 3 tane iksiyay olmaya başladı. Şurayı mecbur dondurdum. Kraliçenin yeteneğine basıyorum. O kısmı hızlı şekilde bitirmem lazım abi. Gerçekten bak o kadar iksiyaya sıkıntı çıkardı. Hemen elime diğer öfkemi aldım. Hatta dondurmayı alalım. Şurayı bir donduralım. Abi hemen tekli abanırsa çok büyük sıkıntılar olacak orada. Onu bildiğim için hemen şuradan da içeriye girmem lazım. Orduyu da fazla bekletmek istemiyorum. Ordu toparlansın abi. Öfkeyi atmayı unuttum. Şöyle bir bekleyerek şuradan bir öfke daha atıyorum. Kraliçe hızlı şekilde ilerlesin. Tamam. Şu an güzel gittik abi. Biraz çevre temizliği başlasın. Hemen orduyu bırakacağım. Pek tek yerek gidiyor abi. Ama şuradan bir tık daha orayı da al. Ve şu an girebilirim abi. Tam yeridir. Şuradan hemen bırakıyorum. Kraliçenin de öldüğünü gördüm. Sıkıntı yok abi. Kraliçe baya ilerlediği için pek sıkıntı etmiyorum. Şuradan abi hemen geldiğimiz noktada. Abi bekliyorum bir tık ve şurada bir şifa kullanmak istiyorum. Orduların canını bir donduralım. Elimde bir adet dondurma var. Onu da alt kısımda kullanırız diye düşünüyorum. Koruyucunun yeteneği hala duruyor. Koruyucu biraz daha gelir misin? Biraz daha gel şuradaki. Abi şuradakileri de gör be. Koruyucunun gelme niyeti yok gibi hareket ediyor. Biraz daha gel koruyucu. Biraz daha gelmeni bekliyorum. Bir dakika süremiz var. Aşağı in aşağı in abi. Ve şöyle yeteneğine basabilirim. Madenciler de faydalansın arkadaşlar. Şu an güzel. 50 saniyelik süreç içerisinde orayı rahat bir şekilde indiririz diye düşünüyorum. Ve bir tık bekleyerek şurada şifaya basabilirim. Artık canları bir tık fullleyelim. Elimde dondurma kaldı abi. Barbar kralın yeteneğine bile gerek yok ama şurada hızlanmak adına hemen yeteneğine basıyorum. Oraları hızlı şekilde bir bitirelim. Köşelerde inşaatçı kulübesi var mı diye baktım. Yok abi. Şuradan şunları atalım. Elimde abi şifalar kaldı. Bir de dondurma kaldı. Çok iyi bir şekilde bitirdik. Şunları da hemen şöyle ortaya atayım. Lan atamadım ya. Dondurmayı da atamadım elimde kaldı. Nasıldı abi? <laughs> Parçaladık abi içinden geçtik. Eline abi. Eline Eyvallah. Başarı. Orduyu güzel kullanıldığınız durumda abi gerçekten güzel işler çıkıyor. Şu dondurmayı da silmek istiyorum. Atamadım köyün içerisine sallayayım diye de elimde patladı gitti. Güzel bir savaştı. Dilerseniz hemen Şehir hesabına geçerek Belediye Bina son hesabımızdan savaşımızı devam edelim arkadaşlar. Evet dostlar Şehrazat hesabına geçmiş bulunuyoruz. Belediye binası 11 konumunda güzel bir cadı golem saldırısı yapmayı planlıyorum burada. Abi ordum karşımızda çok güzel derecede gireceğim. Parçalayacağım çıkacağım arkadaşlar. Şurada bir ganimetimiz var mı diye baktım durumda yokmuş abi. Hemen tekrar geliyorum. Burada abi karşımıza ne vermiş biliyor musunuz? Belediye binası 9 vermiş ama tabii ki biz 9'larla uğraşmayacağız. Üstlere tırmandım. Güzel bir 10 belediye binası gözüme kestirdim. Burada Antep'lerin rakibini yani belediye binası 12'nin rakibini aldım arkadaşlar. Buraya girmeyi planlıyorum. Hemen şöyle bir baktığımız durumda. Köy gözüme kestirdim noktalar herhangi sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Ama zaten yıldırımlarla şu cehennemleri indireceğim için pek de sorun yok diye düşünerek Kraliçeyi'nin de burada olduğunu görerek arkadaşlar aslında Direkt bu noktadan girmeyi düşünüyorum. Yani tam olarak bu sıradan içeriye gireceğiz. Allah ne verdiyse yardırmayı planlıyorum arkadaşlar. Düşüncem bu şekilde. Valla ordu güzel hareket ederse güzel noktalarda güzel işler çıkartacağımı düşünüyorum. Elimde bir öfke olsaydı daha mükemmel olurdu ama yok yapacak bir şey de yok arkadaşlar. Direkt içeriye girip yargı atmamız gerekiyor. Hadi başlayalım bakalım başımıza neler gelecek beraber görelim. Evet şöyle bir yıldırım mı aldım abi. Öncelikle bir yıldırımla yol açacağız. Kraliçe şuraya geliyor mu diye şu cehenneme geliyor mu diye bir bakayım dedim ama gelmiyor. Tamam gelmiyorsa klan kalesine yönelik oynarız. Şöyle abi. Klan kalesinin hasar görmemesi de ayrı bir sıkıntı. Görseydi abi aslında onu indirmek istiyordum. Şuradan bir de deprem sallayalım oraya insin. Daha sonra şunların ortasına atalım abi. Tamam. Şöyle. Şunu da atalım abi. XI düşer mi? Düşmeyecek. X'e düşmez zaman cehennem gitti abi. Tamam. Güzel. Hemen bir golem alıyorum. Bir golem şuradan. Bir golem de şuradan bırakıyorum. Ve tam şu noktadan. Abi bıraktım birimimi. Şuradan iki tane duvar yıkıcı. Şu, Abi bakıyorum şu ana noktadan iki tane duvar yıkıcı. Şöyle cadıları orta noktadan yayarak salıyorum. Bir tık bekleyeceğim ve kraliçeyi şuradan atıyorum. Ordu içeri girmeye başladı. Kraliçe bu arada tomurukla aldık abi. Barbar kralı sallıyorum. Abi bir bir aslında büyücü atarsın vardı ama gerek de yok herhalde ya. Gerek kalmayacak. Şu noktayı bir donduralım. Aslında gerek bile yokmuş. İyi itti ama iyi gitti. Barbar Kral'ın yeteneğine basmak istemiyorum ama basarsam da atıcıları tanklayacak arkadaşlar. Ondan dolayı biraz bekleyerek Barbar Kral'ın yeteneğini şöyle basıyorum. O kısım hızlı şekilde toparlasın. Kraliçe sağlı sollu güzel temizlik yapıyor bu arada. Gözümden kaçmadı değil. Gayet güzelsiniz abi. Atıcıların ölmemesi adına şuradan bir dondurma yiyebilir. Orayı bir donduralım abi. Daha sonra atıcılar ne kadar fazla ilerlerse benim için o kadar iyidir. Şuradan bir büyücü kullanacağım. Hızlı şekilde gitsin. Okçunun birini aldım şu köşeye attım. Şuradan bir okçu atıyorum. Ve şuradan abi bir okçu da buraya atıyorum. Hızlı şekilde oralarda bitirelim. Kraliçeye baktım korumda. Kraliçe sağdan güzel geliyor. Ve burada baya bir iskeletle beraber. Abi cadılar yargı dağıttı diyebilir miyiz? Ne diyorsunuz? Abi ne yaptım ya öyle? Vallahi içeride bir yargı da dağıttık abi. Ordular baya baya bir elimde gene. Kraliçenin yeteneği gene kullanılmadı. Gene güzel bir şekilde. 3 yıldız mı geliyor? Vallahi. Vallahi efsane Diliyorum gitti. fazla abi. <laughs> Aynen baya baya bir var. şuraya baksana. Bir köy daha üçler gibi duruyor yani ordu. <laughs> Eyvallah. Güzel bir üçlükte arkadaşlar. Buradan da Üstümüze düşen görevi yaparak güzel bir üçlük aldığımızı görüyorum. Hemen şöyle geri çıkalım. Bu arada abi efsane derecede yıldız alıyoruz ya. Parçaladık geçtik abi. Lig var ya yani ben eminim ki biz şöyle 7. günü de yaptığımızda herhalde şöyle bir 500-550'ye yakın bir yıldızımız olacak herhalde. Aynen. Valla bayağı bir elinize sağlık. Çok güzel savaşlar çıkardınız. Bu arada klan seviyesi ne durumda diye bir bakacağım ama. Şöyle bir klan avatarına bakalım. Biraz abi 3000'e dayanmış. 800 TP daha gelirse bu arada 6 seviye oluyorsunuz. Şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz bence. Vallahi hemen şuradan bir geri çıkacağım ve şuradan arkadaşlar toplamam gereken 13 elmas varmış. Şunu toparlayalım. Şurayı da çalıştırmak istiyorum. Abi bu şekilde sonlandıralım diyelim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.